Kahvaltı hazır, gelmiyor musunuz? Ben denizlere bir bakayım. Nefis bir yer burası bak. Vallahi bayıldım. Atıf, sık geliyor musunuz buraya? Ya eskiden çocukken böyle bayağı sık sık geliyorduk. Masalarda 20 kişiden az oturulmazdı. Annemin sonra hevesi kaçtı böyle büyük organizasyonlar yapmaya. Babam da tutturdu, illa bir tekne alacağız, bütün dünyayı dolaşacağız diye. Belki de satacaklar, bilmiyorum. Yazık be. E sen sahip çık bari. Yok be abi, öyle kolay değil. Yani senede bir iki kere arkadaşlarım program yaparsa gelebiliyoruz. Tek başına gel gel nereye kadar zaten. Ben öyle zaten yalnız adam olmayı falan sevmiyorum. Gel burada böyle otur, etrafa bak. İki dakika beni yalnız bıraksan ben atarım kendimi sokağa. Huyum bu, biliyorsun. Hı. Belki büyük bir aile kurup çocuk yaparsın. Burası çocuk büyütmek için ideal bir yer. O da fikir. Güzel olur değil mi? Deniz, ne yapacağız ya böyle? Ye ye. Bir yere varamayız yani. Çıkıp dağları mağları yürüyeceğiz artık, değil mi? Ya Irmak, siz çocuk falan düşünmüyor musunuz? Ne bileyim, evlenmeden önce böyle şeyler konuşulur falan. Yok yani biz... Ben böyle kararların kadınlara bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bence de. Ya siz ne zaman evleniyorsunuz? Hayır yani bilelim de ona göre, biz çok plan yaptık çünkü bu yaz bayağı yer gezeceğiz. Hani ona göre ayarlarız tatilimizi, değil mi? Hani kaçırmak istemem düğünü. Hmm. İkisi de söyleriz, merak etme. Tamam. İki gün buradayız. Herkes birikmiş mevzularını konuşur artık. Irmak, yemekten sonra şöyle bir yürüyüş yapalım mı seninle? Bir şey danışacağım. Seninle öğleden sonra buluşsak olur mu? Nişanlıma sözüm var da, buranın sahilini çok merak etmiştik. Bir bakalım dedik. E hadi o zaman. Afiyet olsun. Nereye gitsek ya tatilde? Kahve içelim bence. Nurhan abla! Narinciğim, hayırdır? 5 dakika önce ayrılıyorduk. Şimdi beraber tatillere çıkıyoruz. Bana bak. O herif ne dedi sana? Kahvaltının önce sen bir dağıldın. Anlat bakayım. Bilmiyorum Atıf. Buraya hep beraber gelmek iyi bir fikir değildi galiba. Bir patırdı kopacak. Neden? Kıskanıyor mu seni? Ne kıskanması? Onca yıldan sonra. Ayrıca kendisi nişanlı. Peki sen o lafları... Onu kıskandırmak için mi söyledin? Atıfcığım, sevgili olduğumuz yalanını Deniz'le beni korumak için uydurdun. Öyle değil mi? Ben senden bir şey istedim mi? Hayır, istemedim. Ama biraz önce senden ayrılmamı buyurdu. Ya o kadar sinirlendim ki, bu ne cüret? Allah Allah, ona neymiş ya? Nasıl bir manyak kızım bu? Bilmiyorum Atıf, bilmiyorum. Çok değişti. Hiç böyle biri değildi eskiden. Okuyamıyorum artık içini, ne düşündüğünü anlamıyorum. Neyse, sakin olalım. Geçecek. Toparlarız. Sadece bu ikisi asla benim yüzümden ayrılmamalı. Lütfen, sakın, sakın. Tamam kızım, ben aslanlar gibi yalanımın arkasındayım. Bunlar evlenene kadar diyelim. Ve el sıkışalım, olsun bitsin. Hı? Hey Atıf Birsel, gezdirsene bana şu kalabalık ailenin kuracağın evini. Bana bak. İnadım bir tutar o herifi püskürtmek için. Evlenirim seninle, 6 tane çocuk yaparım. Gülme, beni dinle bak. Bak, benim evlilikle ilgili bir takım fikirlerim var. Biz gerçekten evlenebiliriz. Bunu ciddi bir evlenme teklifi gibi. Bir düşün, bir teklif gibi düşün bunu. Vallahi bazen bu labirentte kayboluyorum Deniz. Şadiye'yi bulabilecek miyim? Bulduğum zaman ne olacak? İkimiz de birbirimize nasıl davranacağız? Ne ben eski benim, ne o eski o. Bilmiyorum, çok zor. Çok zor. Ama o kadar çok yaşadığınız şey var ki... onları biraz bırakacaksınız kendinizi. Zamana bırakacaksınız. Bir bulsam başka bir şey istemiyorum. Of Allah'ım. Bir bulsam. Hayatta hiçbir şey bilemiyorum. Hiçbir şeyim. Bulacağız.
Geçmişinde ne yaşadığı hiç önemli değil. Onu aramıza alacağız, toparlayacağız. Şşt. Ateş bacayı sardı galiba. Ha? Tatil planları falan. Benim niye haberim yok bunlardan? Ya of. Peki nasıl olacak? Çok tatlı bunlar ya. Ne güzel anlaştılar değil mi? Narin. Düşünsene birkaç sene sonra buraya yine gelmişiz. Ama hepimiz evlenmişiz. Böyle kucağımızda bebişlerimiz. Ay! Ay hayır! Hayır! Duymak istemiyorum. Ne oluyor be? Yok bir şey. Deli misin nesin be? Hayal kurmak da mı yasak? Sustum. Hayrola? Ne yaptın hanıma? Sahilde yürüyecekmiş biraz. Ben Irmak'ın yanına gidiyorum. Bana bakın çabuk gelin ha. Biraları soğutuyorum, bir saate içeceğiz. Akşam da mangal falan yapacağız. Tamam. Geç kalmayın. Şş. Hadi ben hemen yenileyim de yatayım ya. Ya vallahi. Oyna oyununu ya, gidersin sonra. Ya oğlum çok uykum geldi. Yemeğe kadar uyusam olur. Ya hadi kalk, senin yerine devam edeyim. Vallahi gözümle kapanıyordu, çok iyi oldu. Hadi devam et. Sen biliyor musun oynamayı? Sen de. Şah. Mat. Bir şahmatı ya. Yok artık. Daha iki adım attım şahmat oldu. Nasıl yenildin hemen ya? Çocuğumun bir suçu yok. Üniversitede okul takımındaydım. Ya 10 yıl önce bütün Amerika'yı dolaştım bunu. Ve anlayacağın sıradan bir rakip değilim. Tebrik ederim. Sağ ol. Hadi kalk. Hı? ATV bindireceğim seni. Kalk. Kalk. Gel. Gel. Vitrine döndün ya. Manyak ruh hastası. Dedim. Buraya böyle gelince annemler geldi aklıma da. Kaza yaptığımız gün aynen böyle camdan deniz görünüyordu. Uzun uzun baktığımı hatırlıyorum. Biri bir şey söyler. Şimdi biri konuşur, kimseye bir şey olmamıştır diye düşünüyordum. Kimseye bir şey olmamıştır dedim. Sonra sen anne diye seslendin ve cevap gelmedi. O zaman anladım anneme bir şey olduğunu. Yapma. Bunca yıl sonra buralara yuvarlanmanın hiçbir anlamı yok yani, yapma. Deniz, bazen kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Biliyorum hayatım. Fırat seni bu kadar üzüyor. Onu da biliyorum. Yok. O kahvaltıdaki tavrı yüzünden kavga ettiniz değil mi? Sanki üçüncü göbek akrabasından bahseder gibi bahsediyor seninle ilgili bir şey konuşurken. Nasıl dayanıyorsun bu adama, anlamıyorum gerçekten. Bak, bir güney kutbu var, bir kuzey kutbu var, bir de bu Fırat'ın kutbu var, söyleyeyim sana. Vallahi. Aa, bunlar bizimkiler değil mi? Bak,
Sevgili dediğim böyle olur işte. Görüyor musun ne kadar eğleniyorlar? Bu çocuk Nani çok iyi geldi ha. Bravo valla. Bravo. Başka binmek isteyen? Ben bineceğim. Hadi bakalım. Gel. Kızım bizimki karalar bağlamış. Sen şuna bir terapi çek, tamam mı? Tamam, dikkat et. Hadi. Hazır mısın? Evet. Kahvaltıda konuyu açtığın iyi oldu. Fırat'la konuştuk şimdi de, düğün tarihi belirledik. Haziran'ın ilk haftası, ayın 7'si, cuma günü. Çok sevindim. Ne kadar güzel. Şimdi bir sürü işin olacak. Değil mi? Meşgul olacaksın çok fazla. Abuk subuk işlerle uğraşmaya vaktin kalmayacak. Düğün tarihi, düğün yeri, ikram, o bu, yemekler, davetli listesi, balayı var, otel bulunacak, uçak ayarlanacak. Zor tabii. Kolay değil. Yani hangi bebek hangi tarihte yapılacak, hangi yıla denk gelecek? Aa, evlilik sözleşmesi. Şart, şart. Gibi zenginsiniz karşılıklı. Mutlaka yapın. Zor. Ha bu arada o tuttuğun dedektifi bu işlere koşarsın. Değil mi? Boşuna gitmemiş olur paran. Yani zor yetişir falan maazallah. Çok sevindim, çok. Yetişir canım, yetişir. Sen hiç merak etme. Haşlanacaksın. Bitti mi geziniz? Bitti. Hayırlı olsun. Düğün tarihini belirlemişsiniz. Yalnız Haziran fena bir aydır. Dikkatli olmak lazım. Yağmur yağabilir. Ona göre yer seçmek lazım. İyi. Siz Ağustos'ta yaparsınız o zaman. Ya sen manyak mısın? Bana adamdan ayrıl diyorsun. Sonra gidip kızla evlilik tarihi belirliyorsun. Hayır anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Evleneceksin sonra beni metres mi tutacaksın? Ne bu? O belirlediğimiz resmi ayrılık tarihi. Düğün tarihi değil. Irmak 2 ay sonra gidiyor. Ve ayrılık senaryosunu da o belirleyecek. Ben de tamam dedim. Hayır. Sana bunları söylüyorum çünkü abuk subuk şeyler yapmaya çok meraklısın sen. Şimdi evlenirim falan sanırsın, sonra evlenmeye kalkarsın. Hani oğlanın da başını yakma. Zihnin açılsın diye söylüyorum sana. Beni bilirsin Nari. Asla yalan söylemem. Ve ayrıca bu dünyada soyu tükenmiş son tek eşli erkek benim. Deniz nerede? Sahilde ATV'ye biniyor. Aklını 5 dakikadan fazla bir şey verse. Ben de duş alacağım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.